Merhaba arkadaşlar. Bir aydır video çekemiyordum. Çünkü finallerim vardı. Bir türlü bitmedi. Ve geçen hafta bitti finallerim. Şimdi bu bir önceki dediğim bu random sayı oyununu önce kendim yaptım. Şimdi size nasıl yapılacağını anlatacağım. Oyunun kodları burada tabii. Şuraya koyalım. Oyun kodları burada. Hemen New Project deyip açıyoruz projemizi. Oyun video dedim projenin ismine. Clone'umuz 8 MHz. Şimdi bize oyunumuz nasıl olacak? Önce oyunu kısaca bir anlatmaya çalışayım. Oyunumuzda random olacak şekilde pikimiz 8 tane birle oran arasında sayı üretecek. Bunları hızlıca gösterecek ve biz o sayıları daha sonra aklımızda ne kadarı kaldıysa tahmin etmeye çalışacağız. Doğrusunu yanlışını gösterecek. Ve kaç doğru kaç yanlış olduğuna göre bir skorumuz olacak. Oyun bu şekilde olacak. Şimdi bize ne lazım? Bir keypad lazım. Bir sayılarımızın getirileceği buton lazım. Bir LCD lazım tabii. Çıktım olabileceği. Bu kadar yeterli. Pick'in donanımı olarak da timer'ı kullanacağız. Timer'la random sayı üretmeye çalışıyoruz. Yani şöyle, burada mesela random yazalım. Şimdi random sayı olayı nasıldı? Şuradan hatırlamaya çalışalım. Burada rand fonksiyonu var şurada. Bu 1 ile 0 ile 32.767 arasında, yani bir integer olacak şekilde random sayı üretiyor. Ama bunun bir başlangıcı olması lazım. O başlangıca göre bir sequence'de, yani bir fonksiyon bir sırası var. Yani 9 verirseniz SRAM'de random'da başka sayılar çıkıyor. 12 verirseniz başka sayılar vesaire. Biz buraya sürekli farklı sayı koymamız gerekiyor. Yani biz buraya her seferinde farklı sayı koyacağız ki her seferinde farklı bir random sayı dizisi alalım biz. Bu yüzden biz timer'ı kullanacağız. Timer'ı nasıl kullanacağız? Şimdi timer sürekli çalışıyor olacak. Ya ben öyle düşündüm. Tabii farklı şekilde random sayı yapan da muhakkak vardır. Timer sürekli çalışıyor olacak ve biz butona bastığımızda timer'daki o sayıyı alacak ve srand'in içine koyacak. Böylece random sayı üreteceğiz. Şimdi donanımımıza bakalım bir de. Şöyle hemen keypad diyelim. Şimdi donanımımızda keypad var. Keypad'de burada görünen şekilde bağlarsak keypad'imiz düzgün çalışacaktır. Ben şuradaki 10K yerine 1K kullandım. Yine çalıştı, sorun çıkmadı. Zaten pik en fazla 50 mA akım çekebiliyor ya da verebiliyor. Yani 50 mA'yı geçmeyecek şekilde o da 210 Ohm'a tekabül ediyor. Tabii garanti olsun diye 10K kullanabilirsiniz, daha iyi olur. Yani daha önce anlattığım gibi buradan 0 amper akım çıkması lazım idealde. Keypad var, bir de LCD'miz var. LCD'de zaten biliyorsunuz burada LCD şeyimiz, fonksiyonlarımız var ve burası da şurada LCD çıkışı, buradaki çıkışları değiştireceğim ben. Farklı yapacağım. Şimdi önce devremizi bu şekilde kurabilirsiniz. Onun üzerine pik kütürse program atarak sürekli deneyeceğiz. Şimdi önce ilk yapacağımız iş, en kolay iş, şuradan daha önce yazdığım yerden şu kodları alıyorum. Bunlar neyin kodları? Bunlar LCD'nin bağlantısı için gerekli pin yerleştirmeleri ve bir de keypad için bir yerleştirme var. Şimdi de keypad için bir yerleştirmemiz var. Şimdi keypad kullanacağız. Önce adım adım gidelim. Öncelikle random sayı üretmeye çalışalım. 9 tane. Şimdi de bize timer lazım. Sürekli çıkacak. Şuradan hemen timer calculator'ı yükleyelim. Ben de sürekli yüklemek gerekiyor. Neden anlayamadım. Mesela şuraya yüklenmiş. Bakayım. Yani belki yüklenmiştir. Ben bulamıyorumdur. Burada duruyor. Burada duruyormuş, tamam. Pardon.
Böyle bir şey gerekmez. Neyse şuradan hemen Pik 18 serisi. Buradan serimi seçiyorum. Pik 18'e 4550, 8 MHz. Timer 0, timer 1 fark etmez. Timer 0 diyelim. Ve 1 milisaniye dedim buraya. Buraya mikrosaniye de diyebilirsiniz. Nanosaniye de diyebilirsiniz. Fark etmez. Burada mühim olan bizim o butona tıkladığımızda oradan sample'ımızı almamız. Ben 1 milisaniye dedim. Burada timer'ımızın şeyleri çıktı. Şurayı zaten diyor please copy place copy this part in declaration section diyor. Yani en başta kısma diyor. Ben aslında şurayı kastediyor. Ama ben init timer diye fonksiyon kurmak istemiyorum. Şöyle main içine timer'ımızı şeyimizi yerleştirdik. Burası timer low biti, timer 0 olduğu için timer high biti yok. Burada da timer 0 configuration. Ve bu timer 0'ı, timer 0'ın ayarları datasheet'inden bakabilirsiniz. General interrupt'ları açmak için, timer 0 interrupt'ı enable etmek için. Burada, buradan alalım. Şu da bizim timer fonksiyonumuz. Şöyle alalım. Buraya yapıştıralım. Yani kodları hep sanki kopyala yapıştır yapıyormuşum ya. Evet öyle yapıyorum. Yani çekinmiyorum da. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ya yani, antrenman olur, iyi olur. Tabii ama yine de yapmıyorum. Şimdi burada ne lazım? Biz milisaniye sayıyoruz. Bir integer değerimiz olsun mesela. Integer diyelim. U diyelim. O da unsigned olsun. Niye unsigned yapıyorum? Hemen açıklayayım onu. Şimdi unsigned yapıyorum çünkü burada sürekli U değişkenimiz bizim overflow olacak. Yani 32.767'den sonra tekrar sıfırlanacak. Eksiye düşmesin diye. Buraya U artı artı diyorum. Yani her bir milisaniyede U'muz bir artacak oluyor. Şöyle while birimizi de koyalım. While bir. Bu da burada dursun. Şimdi öncelikle bize ne lazım? U'yu sıfırlayalım önce. Şuradan bir şey daha lazım. Comparators'la analog digital converter'ı kapatalım. Bunda gene eski, hatta şuradan eski mesela keyfet videoyu açalım, oradan kapatalım. Fark etmez. Şuradan alıyorum. Kapattığım kısmı. Hepsini tekrar bütün register'ları hatırlamaya gerek yok. Nasıl açıldığını, kapandığını. Ben böyle yapıyorum. İsteyen, yani diyebilirsiniz sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sadece datasheet'inden bakınca öğrenebileceğimi biliyorum. Şuradan değişkenlerimizi atalım. İlk değişkenimiz U bizim. U şöyle yapalım. U'yu bir sıfır eşitleyelim en başta. Sonracığıma şimdilik değişkene ihtiyacımız yok. Ve ne diyelim? Diyelim ki önce LCD alt antre init. LCD alt antre CM'de alt antre LCD alt antre cursor alt antre off dedik. Evet, şey 10 dakikaya da dolduruyoruz. Şimdi compile edelim. Tamam, compile'da sıkıntı yok. Şimdi bir de butonumuz var. Butonu ben nereye bağlamışım? Herhalde RA2'ye bağlamışım ama tam bilemedim şimdi, hemen bakayım. Butonumuzu şuradan bakalım. İnternetimiz yok. Şu eski kodlardan bakıyorum hemen. RC2'ye bağlamışım. Ben şimdi bu videomuzu kaydedelim. Yeni videomuza geçelim. İkinci partı başlattık. Şimdi nerede kaldık? Buradaydık en son. LCD'yi kapattık. Şimdi bu RC2'ye bağlamışım. Evet. Şimdi butonum RC2'de. RC2 pinini ben input yapmak istiyorum. Çünkü butondan bir input vereceğim. 5 volt ya da 0 volt vereceğim. Trist
c.rc2 eşittir 0 dersek rc2 output olur. Eşittir 1 dersek input olur. Input yaptık. Sonra devam ediyorum. Bir de port c'yi kapatalım. Yani port c rc2 öncelikle 0'da başlasın. Şimdi sonra devam edelim şuradan. If diyelim. Butonunda tıklandığında ne olacak o zaman? Port c.rc2 eşit eşit 1 olduğunda ben pull down yapmış oluyorum sanırım burada. Yani normalde 0 oluyor. Normal toprağa bağlı basınca 5 volt gidiyor. O şekilde yaptım. Eğer bağlıysa ne yapıyorum? Şimdi srun, anlatmıştım srun fonksiyonu. Srun u fonksiyonu. Bunu çağırıyorum. İçine u değişkenini veriyorum. Ki u değişkenimiz orada herhangi bir milisaniye olduğu için bunu bilemediğim için üzeri sayılar random geliyor. Ve 9 tane random sayımız olacak. Şimdi nasıl 8 tane olacak? For diyorum. Sayı diyeyim değişkenimiz. Değişkeni sonra tanımlayacağım. Sayı. Aman sayı değil. A eşittir 0. Bu bir döngü. Yani döngümüzün numarası diyelim A'ya. A küçük eşittir 7 olduğu sürece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamına kadar A'yı arttırıyorum. Ve burada tekrar bir fonksiyon görüyorum. Bizim sayı diye bir ismine sayı diyelim. Ve sayı 8 değişkenli olsun. O da unsigned unsigned short olsun. Sayı 8 eşittir diyorum. 0 olsun başlangıçta tabii. Bunu niye demesek de olur ama ya işimizi garantiye almak adına diyeyim. Şimdi a eşittir 0, a küçük eşittir de olduğu sürece a arttır. Random, ha şöyle diyeyim, sayı a eşittir random %10. Şimdi rakam olacak ya, yani 0 ile 10 arası dedik, 0 da dahil. Bu da integer olacak random. Random integer olduğu için ben onu 10'a böldüm, kalanını o sayıya eşitledim. Ve sayılarımız bu şekilde gelecek. Tabii bunu da ekrana yazdıracağız. Bu ekrana yazdırma işini de şu şekilde yapalım. LCD alttan tre out 1 1 en başa ne yazalım? Sayılar yazalım. Sayı var. Niye büyük harf yazıyorum? Çünkü sayılar diye çıkıyor. I yok. LCD'de yani yapabilirsiniz özel karakterden. Onu da zaman gelince göstereceğim. Şurada da sonra, bundan sonra ne yapalım biliyor musunuz? LCD diyelim, LCD, CMD, alttan tire LCD, alttan tire second, second row dersek, cursor'ımızı da ikinci satıra geçirmiş oluruz. Şimdi bir de ne yapacağız? Buradan LCD'ye sayıları yazdıracağız. LCD, alttan tire CHR, alttan tire K, JPEG, cursor position. Şimdi cursor position, oradaki o sıradaki cursor position ve diyelim ki sayı A artı sayı A artı 48. 48 niye? Karakteri çevirmek için. Bunları da anlatmıştım. Anlattığım gibi hatırlıyorum ve delay alttan tire ms 200 diyelim, sayılar tek tek gelsin. Şimdi bunun çalışması lazım. Hemen Pro Tools'u kontrol edelim diyeceğim. A'yı tanımlamadık. Onu da A'yı da şöyle tanımlayalım. Yani benim yaptığım bir şey olacaktı Pro Tools çizimi. Yani orada bir simülasyon deneriz şimdi. Oyun. Evet, burada var.
Açtı mı? Açmadı. Niye açmadı? Projektörüm. Ne oluyorum? Oyun. Aç. Açmıyor. Yok, açıyor ama kaydetmemiş. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ne diyelim? Şunu açalım. Bunda da yok. Yok. Hemen çizsek ya da burada bir tane açık var. Bakıyorum doğru mu bağlamışım? Hayır. Oradaki gibi değil. Neyse bir şey fark etmedi. Ben yeni bir proje ediyorum. Bunlar da hep Angarya işte. Yani hoşuma da gitmiyor bunları yapmak. Devamlı aynen. Tabii kaydetmemek benim eşekliğim. Hemen bir LCD alalım. LCD yazı çıkmıyor tabii. LM06L diyelim. Buraya yapıştıralım. Hat. Tık 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 koyalım hemen. Enable sanırım RV3'e gidiyordu. Evet. Ares. Şimdi bir tane power lazım. Bir tane ground lazım. VSS ground'a. Read write ground'a. VDD'yi power'a bağlıyorum. Şimdi VEE normal potansiyometre bağlıyorduk ama şimdi uğraşmıyorum. Proteus hata vermiyor o zaman. Yani şimdilik uğraşmak için normal burası potansiyometreyi kontrast ayarı. Biliyorsunuz önceki videolarımda olması lazım. Şimdi MClear'a 5 volt bağlayacağız dirençle. Bir de bize star lazım. Ve pull up direnci lazım bize. RC2 için. RC2 miydi? RC1 miydi? Ben bakalım. 8 dakika olmuş. Ben bitirebilirsem yapayım. RC2. RC2 de pull up olacak. Yani bir de buton lazım yani. RC2. Şuraya koyalım. Şimdi nasıl olacak? Toprak direnç. 2 tane direnç. Sanırım şöyle olursa oluyor. 10K olabilir. Buradan toprağa gideceğiz. Toprak. Evet. Buradan da 5 volt. Power 5 volt. Bakıyorum. Evet. Evet, evet. Böyle olması lazım. Kristal bağlamam lazım. Kristal bağlamadım. Uğraşmadım. Şöyle 8 MHz yapalım. Gene Proteus hata vermiyor dediğim gibi. MicroC projeler. Neredesin MicroC projeler? Burada. Oyun video. Okey dedik. Çalıştıralım. Butonumuza basalım. Sayılarımız çıkıyor. Random bir şekilde tekrar basıyorum. Sayılarımız. Yeni sayılar random bir şekilde çıkıyor. Evet. Yeni sayılarımız hep sürekli random bir şekilde çıkıyor. Bunu hemen şimdi güzelleştireceğim. Daha tatlı olacak. Tabii öbür partta zamanımız bitti gene. Üçüncü partta devam ediyoruz. Hemen yazılarımızı güzelleştirelim. Şu şekilde yapalım. Şurası bitince yani bakalım şurada bir LCD'yi şey yapmak lazım. Düşünmeyde alttan tıra LCD, alttan tıra clear diyelim. Bu kalsın. Ve şöyle yapalım. Sayıyı çıkaracak. LCD, CHR, CPY, CP şeklinde bir karakter yani bir virgül koyacak. Ve diyorum ki sona virgül koymaması için if diyorum, nasıl diyorum, ha şu şekilde diyorum. If
A işte 7 ise yani son kısımsa LCD alt tanda CHR alt tanda CP virgül yerine boşluk koysun. Boşluk koyarsan her şey tamam olması lazım. Aa, ne eksik kaldı ya? Yapmayı hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Bir tane yok hiçbir şey fazla değil. Boşluk koyduk. Allah Allah. Aa, bir tane şey eksik. Aç aç aç. Kapa 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 kapa. Bir tane daha olacak yani. Aynen. Şöyle mi? Bu şeyin. Bu neyinin. Bu file'ın. Bu if'in. Bu da for'un. Evet tamam. Şöyle düzenleyelim. Şimdi daha güzel olması lazım. Sayılarımızın ekran boş. Sayılar virgülü geliyor ve sona da virgül koydum. Şöyle yapacağız. Şöyle. Orası 16. karakter. Bunlarla biraz zaman geçiriyorum herhalde fazladan. 1, hayır. 2, 16. Tamam, bir daha deneyeyim. Sayılarımızı isteyelim. Ve sondaki virgül gitti. Bunu da şöyle yapabiliriz. Bir 200 milisaniye virgül geliyor tabii. Ctrl X. Şimdi tam istediğimiz gibi olacak diye tahmin ediyorum. Ben deneyelim. Evet, tam istediğimiz gibi. Şimdi sayılarımızı oluşturduk. Burası tamam. Şimdi sayılarımız tamam. Ha, şu başlangıcı. Neyse bunu sonra yaparız. If komutu burası. Şimdi sayıları tahmin etmeye geçelim. Sayılar if'ten sonra tamam değil mi? Burada sayılar bitiyor. Şimdi keypad'den sayıları alalım buradan sonra. CD alttan tere clear. Böyle yazmıyorduk. CMD alttan tere LCD alttan tere şimdi sonra ne yapacağız? LCD alttan tere alt. 1 1 şöyle yazarsan o i hem büyük hem küçük gibi öyle bir tricky bir olayı var senin. Yani büyük harflerde küçük i'yi kullanıyorsunuz. Büyük i kullanıyorsunuz. Şimdi bize burada keypad'den sayılarımızı alacağız değil mi? Şuradan keypad'i de şey yapalım. Keypad alttan sonra init. Keypad fonksiyonumuza çağırdık. Buradan şimdi şuradan keypad'den hazır library'imizden fonksiyonumuzu alalım. Mesela burada bir örnek yapmış. Şimdi ben buradan örneği alacağım. Benim o eskisi gibi de olur aslında. Bu da olur. Fark etmez. Bu örnek güzel. Şöyle alıyorum burayı. Burada nasıl yapmış? KP'de her basış için KP'yi değiştirmiş. Sonrasında çıkmış. Yerden şöyle biraz boş bırakalım ayrılsın. Şu şekilde bir keypad. Tabi burası olmayacak. Başka B yok. Bizde gerek yok yani. A'ya gerek yok. C'ye gerek yok. D'ye gerek yok. Yıldıza gerek yok. Şimdi 9 tane şeyimiz tamam. Şimdi bir de
Buradan keyfede basacağız. Kaç kere? 9 kere. 8 kere. For diyorum. A eşittir 0. A küçük eşit. A küçük eşit 7 olduğu sürece A'yı arttırıyoruz. Ve bu fonksiyonumuza gireceğiz şimdi. Nerede? Şurada mı? Şurada da formumuzun parantezini kapatalım. Şimdi bize keypad k click mi kullanmıştık? Press mi? Bir hemen bakma izin verin. Keypad click kullanmışım. Yani bakmadan olmuyor. Biraz sizi de yormadan. Kp eşittir. K click. Click dedim. Şimdi bir de bize ne lazım? Tabii kp lazım. Kp. Şimdi buraya ne zaman girecek? Kp'ye basıldığı zaman. Kp'de basıldığı zaman. Yani basılmadığı sürece içinde bir şeyin içine tıkalı kalacak değil mi? O zaman ne yazıyorum? While. Şöyle yapalım. Bu hep sıfır değeri döndürüyor kp'de. Şöyle yapsak nasıl olur acaba? While. Kpad. Alttan şey k. Klike basılmadığı sürece olacağı zaman şöyle olacak. Ve buraya girmiş oluyoruz. Buraya girmiş oluyoruz. Şuradan tahmin diyorum. Tahmin. A eşittir. Tahmin diye bir değişken yaratacağız tabii. Tahmin. Ne alsın ya? Tahmin 8. Eşittir. 0. Tamam. Tahmin A eşittir. Bir dakika. Şöyle yapalım. Tahmin A eşittir. Kp eksi 48. Yani Kp'yi burada şurada sayılar 48 fazlası ya karakter olarak çıkartıyor. Ve buraya atıyor. Ve biz LCD'ye tahminimizi yazdıracağız. LCD alttan CHR Dante CP. Saat 9 dakika olmuş. Şöyle olacak. Bence tahmin A artı 48 Kp'de yazabilirim ama sonuç tahmin şey yapıyoruz. Manipüle ediyoruz. Tahminle yapsak daha iyi. Bakalım. Evet, şimdilik bir syntax error yok. Hemen donanımda deneyeceğim. İkinci partta görüşürüz. İkinci part dedim ama dördüncü part oluyor. Hemen atalım şeyimizi. Şuradan kodumuzu atalım. Şuradan bir de LCD. LCD alttan tre. CMD. Alttan tre LCD alttan tre second row diyorum. İkinci row'a şeyimizi atıyorum. Şimdi bunu hemen deneyeyim. Videosunda atacağım. Proteus'ta denemiyorum çünkü Proteus'taki keypad hoşuma gitmedi. Şuradan göstereyim keypad'i. Yani şu keypad hani A, B, C, D'si var. 1, 2, 3, 4'ü var. Bilemiyorum. Ben şu şekilde bağlantıları kuruyorum. Nerede bizim datasheet arşivimiz? Burada. Keypad'i de çok uygulama yaptım. Ama başka uygulamalarım olacaktır keypad'siz. Şimdi burada ne diyor? 8 mesela bu şekilde yönlenmiş. Ben şuradan baktım mesela. Şöyle yan yönlenen oraya gitmiş falan. Buradan ya bu resimle burayı karşılaştırarak keypad bağlantımı yaptım.
Şimdi hemen deneyelim. Pikket 3'ümüz burada. Açalım Pikket 3'ümüzü. Pikket 3'ü gördü. Import diyelim. Timer video değil, oyun video olacak. Evet, burada. Çalıştıralım. Ha, hemen tahmine giriyor. Niye? Bir dakika. Şimdi bir hatamız var. Şu şekilde hemen tahmine giriyor. Allah Allah. Şimdi hemen bakalım tahmine niye giriyor. Bir sıkıntı var. Arkadaşlar sorunu anladım. Sorun şurada. Ben şimdi çalışıyorum ve while 1'in içine giriyor. Burada da tahmin yazıp bekliyor. Yani bizim bunu if'in içine atmamız lazım ki şu kısmı komple, ama şeyi nerede bunun? Şu, ha evet. Şu kısmı komple if'in içine atmamız lazım ki buton basılana kadar beklesin. Nerede? Aynen şu if'in içinde olacak. Şuradaki if var ya, aynen. Burada olacak. Böylece tekrar deneyelim. Atalım. Evet, şimdi tam istediğimiz gibi oldu. Bakmayın, videoyu duraklattım hata yaramak için. Şimdi tekrardan yapıyorum. Önce KP değişkenini tanımladım ve sıfıra eşitledim. Şuradan kpad fonksiyonunu şöylece aldım. Şöylece de alabilirsiniz. Fark etmez. Yine aynı şey yapacağız. Daha sonra burada for döngümün içinde 7 kere bir tahmin değeri alacağız. Şu şekilde aldım. Şurası bizim işimize yaramıyor. A yok. B yok. C yok. Yıldız yok. D yok. Kare yok. Şimdi ne yapıyor burada? Hemen açıklayayım. Şurası bizim işimize yaramıyor. Şu do while döngüsü. Temel C biliyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. KP 0 olduğu sürece burayı kontrol ediyor. Ve KP 0'dan farklı bir şey olsa, yani KP'de basılırsa bu döngüden çıkıyor ve da bir KP değeri için yeni bir KP değeri seçiyoruz. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Bizim tahminimiz A eşittir KP eksi 48 oluyor ve evet, durdurdum, kusura bakmayın, tahmin tekrar durdurdum, kusura bakmayın, tahmin dedik, kp eşittir eksi 48 dedik, şimdi de kp'yi yazdıracağız buraya.
LCD alttan tre karakter alttan tre cursor position diyoruz ve buraya KP'mizi yazdırıyoruz ve yanına LCD alttan tre CHR alttan tre cursor position diyoruz ve bir virgül koyuyoruz. Hemen pikke tuşta kontrol edin çalışıyor mu? Gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor. Evet, bakalım şimdi. Sayılar geldi. Doğru düzgün çıkmıyor. Doğru düzgün çıksa. Hı. Tahmin. Yazalım. 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. Ama sonuncusuna gene virgül oldu. Neden? Hemen bakalım neden olduğunu. Evet, şimdi sayılarımızı getirelim. Sayılarımızı getirdik ve tahminimizi basarak yazabiliyoruz. Evet, 1-2 aksaklıktan dolayı kaydedemedim. Şimdi tekrar ne yaptığımı anlatmaya çalışayım. Ne yaptık? Buradan KPAT'teki şeyi en son kopyaladık. KPAT library'deki örnek koddan bir kısım kopyaladık. Şimdi burada KP çıkışımız bizim karakter olarak çıkışımız oluyor. O zaman tahmin değişkenimizin A kısmı eşittir KP eksi 48'dir. Ve şöyle bir şey yaparız. LCD, CHR, CP, KP dersek buradaki KP şuradan bunlar karakter ya, yani 52 5'e tekabül ediyor, 48 0'a tekabül ediyor ya, yazarız ve LCD, CHR, CP bir de virgül koyarsak her şeyimiz tamam olur. Daha sonra bir de şöyle bir şey yapalım, fazladan virgül olmaması için if A eşittir 7 ise, A 7 olduğu zaman LCD, C, C, H, R, son virgülü silmek için boşluk koyuyorum. Ve A eşittir 9 olsun ki döngüden çıksın. Yani bu garantiyi almak için, uğraşmamak için. Ben compile edip bir bakayım çalışıyor mu. Hemen bakıyorum çalışıyor mu. Evet, bakalım şimdi. Evet, bakalım şimdi. Sayılar geldi. Doğru düzgün çıkmıyor. Doğru düzgün çıksa. Hı. Tahmin. Yazalım 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. Ama sonuncusuna gene virgül oldu. Neden? Hemen bakalım neden olduğuna. Neden? Hemen bakalım neden olduğuna. Sonuncusuna hemen bakalım. Nerede sorun var? Nerede sorun var? Aa, evet. Şurada sorun var. 16. Şimdi sıkıntı yok. Tamam. Compile edin, her şey doğru. Şimdi de bunun kontrol kısmı var. If'imiz nerede, ona bakalım. If'imizin içinde kalacak şekilde kontrol kısmı. Şimdi şöyle yapalım. Kontrol yazalım. Bu kısım olsun. For. Tekrar problemimiz. A eşittir 0. A küçük eşit.
7 olduğu sürece A'yı arttır diyorum. Ve şimdi şöyle yazıyorum. Skor diyeyim. LCD alttan tire out 1-1 skor diyelim. Daha bunu yukarı alalım. Yukarı şöyle alalım bunu yukarı. Çünkü burada tekrar yazmasına gerek yok. LCD alttan tire CMD LCD second row yazıyorum. Böylece cursor'ımı ikinci pozisyona aldım. Oradan sıralayacağım sayılarımı. Şimdi if diyorum. Tahmin A eşittir sayı A'ya eşitse parantez açıp kapatıyorum. Ne yazıyorum? LCD alttan tire CHR doğru yazalım mesela D yazalım yani. Alttan tire CP D büyük harfle D olsun. Ve else değilse yani eşit değilse yani ya eşittir ya değildir zaten else. Else kullanmaya gerek yok. Bu koşulda boşuna kontrol ettirmeye gerek yok. LCD, CHR, CP, Y diyorum. Yanlış. Bakıyorum bir de ne eksik? Bir de şu eksik. LCD, alttan tire CHR, alttan tire CP, virgül eksik. Virgül. Ve bir de şu eksik. If A eşit 7 7'ye eşitse LCD alttan tire CHR 2'ye 16'da boşluk olacak. Compile edelim. Bakalım sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Yani bakalım çalışıyor mu? Çalıştırmaya gerek yok, boşuna hata alacağız. Çünkü burada bir çıkış yapıyoruz ve hiç dileğimiz yok. Dileği alttan tırmayarsa 500 yeterli her bir döngü için. Daha sonuna koyalım biz bunu. En başta koyalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi her şeyimiz tamam. Bir daha program atıyorum. Tuşuma bastım. Sayılarımız geldi. Hızlıca tahminimizi yazalım. Sayıların ne olduğunu bilmiyorum. Doğru, yanlış, yanlış, doğru, 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 yanlış, yanlış. Tamam. Ne yanlış? Tekrar Şunu yanlış yaptık. LCD'yi temizlemeyi unuttuk. LCD alttan tire CMD LCD clear. Bunu unuttuk. Bir de şunu unuttuk. Şurada bir durduralım. LCD alttan tire C. Play MS 500 diyelim. Burayı bir durduralım. Ve şunu birazcık daha yavaş yapalım. Sayıları görmek bayağı zor oluyor. Burası da 500 olsun. Evet, şimdi her şey tamam. Şimdi skorumuz kaldı. Şimdi sayıları
üstte yazalım. Sonra şey altı yazalım. Yani olan sayıları yazalım. Tahminde altına yazalım. O şekilde yapalım. Şimdi 500 milisaniye geçti. LCD alttan tire CMD. LCD alttan tire clear. Clear. LCD'mizi temizledik. Sonra ne yapacağız? For. A eşittir 0. A. Şöyle yapalım. A eşittir 0. Doğru. Küçük eşit 7 olduğu sürece A'yı arttıralım tekrar. Ve bir süs parantezimizi alıp açıp kapayalım. LCD alttan tire karakter. Şimdi ne olacak? Burası birinci sütun. A artı birinci satır A artı birinci sütun ve buraya 2A artı birinci sütun. Çünkü 16'ya kadar gidecek. Hayır. Evet, 2 artı 1. 7, 14, 15. Doğru. Ve ne yazacak? Tahmin. Hop, zamanımız bitmiş. Hemen devam ediyorum. Tahmin. A'yı yazacak. Artı 48. Tabii karaktere çevireceğiz. Bu şekilde. Şimdi şöyle olsun. Evet, bir de LCD alttan da CHR 2'ye 2A artı 1. 2A değil. Yine yanlış. 2 çarpı A artı 1. Virgül sayı. Şöyle olsun. Daha güzel sayı olsun. Bura tahmin olsun. Tahmin A artı 48. Bir de ile alttan tremeyse 100. Hemen çalışıyor mu? Kontrol edelim. Compile edelim. Pick tuştan programımızı atalım. Tahmin diyor. Hemen tahmin yazalım bir tane. Evet. Bir daha girelim. Bakalım. Tahmin istiyor. Keypad'imizden yazalım. Eksik kaldı. Aralara virgül eksik kaldı. Onu da koyduk mu? Her şey tamam. Şöyle yapacağız. Virgül. LCD, CHR, Tantra, CHP. Virgül. Bakalım hemen çalışıyor mu? Şuraya da. Bu şekilde. Hemen kontrol edeyim. Hatta şunu da yapayım, tam olsun ya bir de. If A eşit 7 ise İkinci sütun için. Hemen deniyoruz. Programımızı atıyoruz.
Tam istediğimiz gibi oldu. Şu anda doğrular yanlışlar tamam. Ne eksikti? Şunu beğenmedim ben. Sayılar. Mesela LC, Lay, alttan sonra MS, 500. Bu lazım. Şuraya 300 yapalım. Sayılar biraz daha hızlı gelsin. Mesela başka yanlış bir şey yok. Bir de ne lazım bize? Son olarak şunu yapalım. Şimdi başlangıcımız burada ya. Başlangıcımız burada. Burası sonumuz. Sonuçunda LCD. Bir de doğru ile yanlış yapalım. Yani sayı kaç doğrumuz kaç yanlışımız var. D ve Y olsun onlarda. Şöyle yapıyoruz. Şimdi başta bir D ile Y'yi sıfır eşitleyeceğiz. Şurada D eşittir 0, Y eşittir 0'a eşitledikten sonra şurada D eşittir D artı 1 L'sin içinde de Y eşittir Y artı 1 diyoruz ve en sonunda şunu yapıyoruz. LCD alttan tire CMD LCD clear alttan tire out 1-1 doğru sonra LCD alttan tire CHR alttan tire CP diyorum ve burada D artı 48 diyorum karakteri çevirmek için ve LCD alttan tire out 2-1 ikinci sütunun satırı yanlış diyorum son rötuşlar bunlar LCD CP Y artı 48 diyorum ve delay alttan tire ms 2002 saniye bekliyoruz ve şunu yapıyorum lcd alttan tire clear şunu kopyalayıp yapıştırayım ya uğraşmayız alttan tire clear lcd alttan tire out 1-1 yeni oyun için try out ikinci sıra tuşa basın şimdi hemen şunu da başa kopyaladık mı daha şuraya kopyaladık mı yeni de sildik mi her şeyimiz tamam olması lazım hemen deneyelim. Programımızı attık ve şimdi bakalım deniyoruz. Şu biraz eğik yapınca bir türlü netleyemedik ya. Neden netlenmiyor? Anlayamıyorum. Bastık tuşa. 7, 4, 9, 9, 5, 5. dedik. Doğruları yanlışları gösterdi. Doğru 7, yanlış 1. Yeni oyun için basın. Basıyoruz ve devam ediyoruz. Sayıları gösteriyor. De siz gibi okuyamıyorum. Şöyle eğik olunca görünüyor. Evet. Ve işte bitti. Bu kadar. Oyun bu kadar.
kadar. Şuradaki delay'leri güzelce değiştirirsek her şeyimiz tamam. Delay alttan tremezi 2000 dedik mi her şeyimiz tamam. Bu kadar her şey. Ufak bir oyun yaptık. Bir sonraki videoda sıcaklık kontrolü fan yapacağım. Sıcaklık arttıkça fanın değeri değişecek. Teşekkürler. İyi çalışmalar.